4. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 22 sorudan oluşuyor. Yazılımda her sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılılar için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İlk sorumuz 5 puan değerinde. Yukarıdaki şekilde boyalı kısmı gösteren kesir seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Baktığım zaman burada bir bütünü 15 parçaya ayırdığını görüyorum. Çocuklar birincisi, ikincisi, üçüncüsü 4, 5, 6, 7, 8 tanesinin boyalı olduğunu görüyorum. 15'te 8 doğru cevap C seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. 36 kişilik sınıfın 9'da 4'ü kızdır. Erkekler kaç kişidir diyor 5 puan değerinde. Şimdi 36 kişilik sınıfın 9'da 4'ünü ben 9'a böler 4 ile çarparak bulabilirim. 36'da 9 4 kere var. 4 ile de 4'ü çarpıyorum ve 16'yı buldum. 16 tane kız var burada. Çünkü baktığım zaman 9'da 4'ü kızdır diyor. 9'a bölüp 4 ile çarpınca kız sayısını buluyorsun. 36 kişi var bu sınıfta. Eğer bunun 16'sı kızsa bu tarz sorularda sorunun sonunda bizden ne istiyor? Ona lütfen dikkat edelim. Erkekleri çıkartarak geri kalan kısmı, yani erkekleri bulabilirim. 6'dan 6 çıktı 0, 3'ten 1 çıktı 2. 20 tane erkek bulunur. Tabii başka yöntemleri de var sevgili öğrenciler. 36 kişilik sınıfın 9'da 4'ü kız ise 9'da 5'i burada erkektir. 36'yı direkt 9'a bölüp 5 ile çarparak da sonuca ulaşabilirsiniz. 3 numaralı sorumuz. Babamın yaşı benim yaşımın 5 katı kadardır. Ali'nin babası 40 yaşında olduğuna göre dikkat et. İkisinin yaşları toplamı kaç? Şimdi Ali'nin babası var ama Ali'nin yaşı yok burada. Öncelikle bir Ali'nin yaşını bir bulalım değil mi? Eğer babasının yaşı kendisinin yaşının 5 katıysa Ali'nin yaşı da babasının 5'te 1'idir. Yani Ali'nin babası 40 ise ben 40'ı 5'e bölerek öncelikle Ali'nin yaşını bulacağım. Sonra toplamına bakarım. 40'ta 5 8 kere var. 8 kere 5 40 eder. Çıkarttım 0'ı buldum. Çocuklar orada 5 katı diyor diye 40'la da 5'i çarpıp 200'ü bulmayın değil mi? Saçma bir skor olur bu durumda. Ali'nin yaşını buldum. 8'miş. Babası da soruda diyordu 40 yaşında. Ali de 8 yaşında. İkisini topla bakalım. Zaten benden de onu istiyor. 48. Doğru cevap D seçeneği. 4 numaralı sorumuz. Verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Öncelikle küçüktür sembolünü bilmek gerekiyor burada. Çocuklar baktığımız zaman paylar eşit burada. Hepsinde de 7 var. Küçük olanı istiyor bizden. Onu başa yazacağız. Paylar eşitse paydası büyük olan daha küçüktür. O zaman burada 8'de 7'nin küçük olması gerekiyor. Daha sonra 4'te 7'den. Onun da küçük olması gerekiyor. 3'te 7'den. Onun da küçük olması gerekiyor. 2'de 7'den. Bu şekilde yaptığım bir sıralama sana 4 puan daha kazandıracaktır. 5 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yapınız. 10 ile 100 ile çarpmalar, bölmeler. Bir sayı 10 ile çarpmak istiyorsan, 23'ü burada 10 ile çarpacağım. Sayı yazarsın, sağ tarafına 1 0 eklersin. Çünkü 10'un sağında 1 tane 0 var. 45 ile 100'ü çarpacaksın. Bir sayı 100 ile çarpmak istiyorsan, sayı yazarsın, 45'i yazdım. 2 0 eklersin çünkü 100'de 2 tane 0 var. Buradaki 0 sayıları bizim için önemli. Bir sayı 1000 ile çarpmak istiyorsan, sayı yazarsın 3 tane 0 eklersin. Çünkü 1000'in sağ tarafında 3 tane 0 var. 43.000 sonucu. 2400'ü 100'e böleceğim. Bölmelerde de aslında aynı durum. Bu sefer 0 eklemeyeceğiz. 0 sileceğiz. Bir sayı 100'e böleceksin. Sondan 2 tane 0'ını silersin. Doğru sonuca ulaşırsın. Bir sayıyı 10'a bölmek istiyorsan sondan 1 0 silersin. Neden? Çünkü onda 1 tane 0 var. 45 sonucuna ulaştım. 3000'i 1000'e böleceğim. Bakın 1000'de 3 tane 0 var. 3 tane 0'ını silersen 3 olarak sonuca ulaşabilirsin. 6 puan değerinde bir soruydu. 6 numaralı sorumuz 4 puan değerinde işlemin sonucunu bulunuz diyor bize. Biraz daha büyüttük sevgili öğrenciler. Biliyorsun ki parantezin işlem önceliği var. İki adımlı işlemlerdir bunlar. Öncelikle parantez içerisindeki sonucu bulacaksın. Daha sonra bunu 7 ile çarpman gerekiyor. İlk etapta 38 ile 14'ü toplayalım. Eldelere dikkat. 8, 4, 12 elde var 1. 3, 1, 4, 1 de elde 5. Daha sonra bulduğun sonuç 52 ile 7'yi çarparak sonuca ulaşabilirsin. 7 kere 2, 14 elde var 1. 7 kere 5, 35. 1 de elde 36 olur. İşlem sonucu 364'tür.
7 numaralı sorumuz 4 puan değerinde. Yaptığın doğru 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Eldelere, onluk bozmalara dikkat edersen kolay bir alıştırma. 8, 7 daha 15'in 5'i elde var 1. Hemen ekledim, burası 10 oldu. 17 daha 17'nin 7'si elde var 1. Ekledim, burası 1 oldu. 1, 1 daha 2, 2, 1 daha 3. Çıkartmaya bakıyorum. 6'dan 8 çıkmaz. Burada 0 var. Buradan 10'luğu aldım, 4 kaldı. Burası 9, burası 16 olur. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. 8 numaralı sorumuz. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayın diyor. Küçüktür sembolü unutma lütfen. Basamak sayılarına bakıyorum. Hepsi de 6 basamaklı. Sevgili öğrenciler, küçüğü bulacağız burada. Bakın binler bölüğünde 399 var. Burada da aynı, burada da aynı ama burada 390 binle başlıyor. Dolayısıyla 391'in 399 binlerden daha küçük olması gerekiyor. 390.777'yi en küçük olarak başa aldım ve lütfen sembolü unutma, küçüktür ekledim. Daha sonra hepsinde 399 bin var. Bakın burası 77, burası 777, burası 770. 77 diğerlerinden daha küçüktür. 399.077 o da küçüktür. 399.707 o da küçüktür. Aşağı doğru kaydırdım. 399.770. Bu şekilde yaptığın sıralama sana 4 puan daha kazandıracak. 9 numaralı sorumuz. Bir bakkal elindeki 280 paket çikolatanın 7'de 3'ünü sattı. Geriye kaç paket çikolatası kaldı? Yani iki farklı yöntemle yapabilirsin. Payda da 7 olduğu için ben buradaki bütüne 7'de 7 diyorum. Bunun 7'de 3'ünü satmış. Geriye ne kadar kalıyor? 7'de 4'ü kalıyor. Direkt 280'in 7'de 4'ünü hesaplayacağım. 7'ye bölüp 4'le çarparak tabii ki. 28'de 7 4 kere var. 4 kere 7 28 eder. Çıkarttık 0. Kalan 0'ı da buraya ekledim. Daha sonra 40'ı payda bulunan 4 ile çarparak 160 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevap C seçeneği. Şimdi sevgili öğrenciler, bakın burada bir farklı yolu daha var demiştik. 280'i 7'ye bölersin, 40'la da 3'ü çarparsın, 120. Ama burada 120 de var, dikkat et. Ama o senin sattığın çikolatadır. Benden geriye kalan istiyor. 280'den 120'yi de çıkartarak tekrardan 160 sonucuna bu şekilde de ulaşabilirsin. 10. sorumuz 4 puan değerinde. Aşağıdaki doğal sayılar en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Öncelikle sayılarımızı onluğa yuvarlayalım. Birler basamağında 5 ve 5'ten büyük bir sayı varsa bir sonra gelen onluğa. Bakın onluklarda 4 onluk var. 40. 40'tan sonra gelir 50. Olur sana 1550. En yakın yüzlüğe yuvarlayacaksın. Son iki basamağına bakarsın. Son iki basamağı 50'nin altındaysa kendi yüzlüğünde kalır. Kendi yüzlüğünü sayının okunuşundan çıkartabilirsin. 1500. O yüz kelimesini söylüyorsun ya. İşte orada durduğun anda o zaten sayının yüzlüğüdür. En yakın yüzlüğe yuvarladım. 1500 oldu. Alttakine bakıyorum. Birler basamağında 3 var. 5'ten küçük. Önce onluğa yuvarlayacağım. Kendi onluğunda kalır. 70. onlukta. 2870. Son iki basamağı 73. 50'den büyüktür. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 2800. Yüzlüğü bu. 2600, 2700, 2800. Bir sonraki yüzlü ise 2900 olur. 11 numaralı sorumuz. Aşağıdaki açıları çeşitleriyle eşleştiriniz diyor bize. Şimdi 180 derecelik açının karşısında 1 diyor şurada. Çocuklar bu doğru açıdır. Doğru açının olduğu yere 1 yazıyorum. 91 derece, 90 dereceden büyük açılar geniş açıdır. Geniş açının olduğu yere de 2 yazıyorum. Bakın burada 90 derecelik bir açı var. 3 numara. Bu dik açıdır. En başa da 3 yazdım. 89 derecelik açı. 90 dereceden küçük en büyük dar açıdır. Buraya da 4 numara yazdım. 12 numaralı sorumuz çarpma alıştırmaları. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız diyor. Biraz daha büyüttüm. Eldelere lütfen dikkat et. Çarpım tablosunu da bilmen gerekiyor artık. Dikkat. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 6 18. 2 de elde 20'nin 0 elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17 eder. 8 kere 5 40'ın 0 elde var 4. Bir basamak kaydırmayı unutma lütfen. 5 kere 6 30. 4 elde 34'ün 4'ü elde var 3. 5 kere 5 25. 3 elde
28. Toplamaya geçiyorum hemen. 4 direkt aşağıda. 0 aşağıda. 7, 4, 11 elde var 1. 8, 1, 9, 1 de elde. Onun 0'ı eldeyi eklersen 30.104 sonucuna ulaştın. Geçtik hemen diğerine. 9 kere 4, 36'nın 6'sı elde var 3. 9 kere 1, 9. 3 de elde 12. 12'nin 2'si elde var 1. 9 kere 2, 18. 1 de elde 19. 6 kere 4, 24'ün 4'ü bir basamak sol tarafa doğru kaydırmayı unutma lütfen. Elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde 8 elde. 6 kere 2, 12. Toplamaya geçtik. Eldelere dikkat. 6 direkt aşağıda. 4, 2, 6. 9, 8. 17'nin 7'si elde var. 1, 2, 1, 3. 1 de elde 4. 1'i de aşağı indirsem 14.766 sonucuna ulaşabilirim. 13 numaralı sorumuz. Aşağıda verilen şekilleri istenen kesir kadar kısmını boyayınız diyor. Şimdi burada mesela bir parçayı boyarken şöyle karalama da yapabilirsin sevgili öğrencim. Belki yazılı esnasında kuru boya olmaz ama karalama yapabilirsin. Ben şanslıyım. Benim boyam var. 4'te 1'i göstereceğim. Bir bütünü 4'e bölmüş zaten. Bir tanesini boyadım mı işlem tamamdır. Burada da 12'de 5'i istiyor benden. Bütünü zaten 12'ye bölmüş. 5 tanesini boyayacağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bu şekilde yaptığın işlem sana 4 puan daha kazandıracaktır. 14 numaralı sorumuz. Bir fabrikada üretilen 882 adet kahve fincanı 6'şarlı kutulara konulacaktır. Paylaştırma var burada. Buna göre kaç kutu gereklidir diyor. 882 tane kahve fincanını 6'şarlı gruplara bölerek paylaştırabilirim. 8'de 6 bir kere var. 1 kere 6 6. Çıkarttım 2. 8 aşağıda 28 oldu. 28'de 6 4 kere var. 4 kere 6 24 eder. Çıkarttım 4. Son olarak 2'yi de aşağı indiriyorum. 42'de 6 7 kere var. 7 ile birlikte buradaki sayımız 147 olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Bir günde 994 gazete satan bayi 8 günde kaç gazete satar diyor bize. 994 gazete satıyor 8 günde. Çarparak bulabilirim. Eldelere dikkat. Çarpım tablosuna da dikkat tabii ki. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3. 9 kere 8 72. 3 ile birlikte 75 eder. 75'in 5'i elde var 7. 9 kere 8 72. 7 de elde 79. 7952. Doğru cevabım B seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Bir çiftlikte üretilen 5895 tane yumurtanın birinci gün 1461 tanesi, ikinci gün 1967 tanesi satılmıştır. Bu çiftlikte satılmayan geriye kalan yumurtaları bizden istiyor. Sevgili öğrenciler, iki çıkarmayla da yapabiliriz ama ben bunu toplama çıkarmayla yapmak istiyorum. Birinci gün 1461 tane, ikinci gün 1967 tanesi satılıyor. Toplayalım bakalım. Satılanlar ne kadar onu bulalım. 7, 1 daha 8, 6, 6, 12'nin 2'si elde var. 1 ekledim. 10, 4 de burada. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1, 2, 1 de elde 3. Satılanı buldum. 5895 tane yumurtanın 2 günde 3428 tanesi satılmışsa geriye ne kadar kalır diyor bize. 5'ten 8 çıkmaz. 10'lu kaldım. 8 kaldı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 2467. Doğru cevabım C seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz. Şekildeki C açısı kaç derecedir diyor bize. Çocuklar, üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bakın burada 90 derecelik bir dik açı var. Yani 90 derecelik bir açı artı 55 derecelik bir açı artı bir de C açısı üçünün toplamının 180 derece olması gerekiyor. C açısını bulmak için hemen orada 90 ile 55'i toplayacağım. 5 0 daha 5 eder 9, 5 daha 14 eder 145 derece. 180'den de 145 derecelik açıyı çıkartırsam C açısını bulabilirim. 0'dan 5 çıkmaz, 10'lu kaldım, 7 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır, 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Burası da 0. 35 derece. Doğru cevabım D seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz 3 puan değerinde. Bölme işlemini yapınız diyor bize. 6'da 4 1 kere var. 1 kere 4 4 çıkarttım 2 5 aşağıda. 25'te 4 6 kere var. 6 kere 4 24 eder. Çıkarttım 1. Bölme işlemi çarpma işleminin tersidir. Çarpım tablosundan yararlanarak da bölme işlemini yapabilirsiniz. Son olarak 2'yi aşağı indirdim. 12'de 4 3 kere var. 3 kere 4 12 eder.
çıkarttım ve 0'ı buldum. 163 doğru cevabımdır. 19 numaralı sorumuz. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Büyüktür sembolü burada. Paydalar eşitse payına bakarım. Payı büyük olan daha büyüktür. 9'da 9 büyüktür. 9'da 5'ten. O da büyüktür. 9'da 4'ten. O da büyüktür. 9'da 3'ten. 20 numaralı sorumuz. Bahçeden 387 kilogram elma topladık. Elmaları her biri 9 kilo elma alan kasalara doldurduk. Kaç kasa elmamız oldu? Sevgili öğrenciler, paylaştırma durumu var burada. 387'yi 9 kilogramlık elma, 9 kilogram elma alan kasalara paylaştıralım. Bölme işlemi yaparak tabii ki. 3'te 9 yok. 38'de 9. 4 kere var. 4 kere 9. 36 eder. Çıkarttım 2. 7 aşağıda. 27'de 9. 3 kere var. 3 kere 9. 27. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Seçenekler birbirine çok yakın. Yanlış yapma lüksün yok. Ufacık bir hata seni başka bir seçeneğe gönderebilir. 21 numaralı sorumuz. Bir okulda 21 sınıf vardır. 24 öğrenci var her sınıfta. Bu öğrencilerin 118 tanesi erkektir. Buna göre okulda kaç tane kız öğrenci vardır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, problemde işlem sonucunda neyi bulduk? Bu önemli. 21 sınıf var ve her sınıfta 24 öğrenci varsa ben 21 ile 24'ü çarparak öğrenci sayısını hesaplayabilirim. 4 kere 1 4, 4 kere 2 8. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4. Topluyorum hemen. 4 aşağıda, 8 2 daha. Onun 0'ı, elde var 1. Eklersem 504 olur. Biz buradaki öğrencilerin tamamını bulduk. Yani bu okulda 504 tane öğrencimiz var. Eğer bunların 118 tanesi erkekse geri kalanlar da kız öğrencidir. 4'ten 8 çıkmaz, 10'lu kaldım. Burası 4, burası 9, burası 14 olur. 14'ten 8 çıktı, 6. 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 386 doğru cevabım C seçeneği. 22 numaralı sorumuz. Bahçemizdeki 59 elma ağacının her birinden 24'er kilogram elma topladık. Kaç kilogram elmamız oldu diyor. Her kelimesi bana zaten çarpmayı hatırlatıyor sevgili öğrenciler. 59 tane elma ağacımız var ve her birinden 24 kilogram elma topladıysan çarparak kaç kilo elmanın olduğunu bulabilirsin. 9 kere 4 36'nın 6'sı, elde var 3. 5 kere 4 23 elde 23 eder. 2 tane 9 18'in 8'i, elde var 1. 2 kere 5 10, 1 de elde 11 eder. Topluyorum. 6 aşağıda, 8 3 daha 11'in 1'i, elde var 1. 2 1 daha 3, 1 de elde 4 eder. Ve 1'i de aşağı indirdim. İşlem sonucu 1416. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yazılımız bitti. Sonuçlarınızı kontrol edin. Yorum kısmında da paylaşabilirsiniz bizlerle. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılı ve ders videolar için kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.